olay yerinden ayrıldı. Türkiye zor bir sınavdan geçiyor. Ankara'da yaşanan terör saldırısına tepkiler sürüyor. Kameralarımızı Kahramanmaraş'a çeviriyoruz haber hattında şimdi. AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, TRT Haber muhabiri Mustafa Özen'in gündeme ilişkin sorularını cevaplayacak. Mustafa Özen, söz sırası sende ve değerli konuğun Ünal'da. Kahramanmaraş'tan tüm izleyicilerimize iyi günler. Evet, 1 Kasım için geri sayım başladı. Ancak Türkiye'nin ve siyasetin gündeminde terör olgusu seçimlerden daha çok konuşulur hale geldi. Güneydoğu Anadolu bölgesinde, Doğu Anadolu bölgesinde terör örgütünün eylemleri, son olarak Ankara'da yaşanan hain saldırıda Türkiye'nin dört bir yanına cenazeler gitti. Tüm Türkiye yas içerisinde. Bu süreçte biz de bu süreci, bu gündemdeki sıcak konuları Kahramanmaraş Milletvekili, aynı zamanda AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal'la konuşacağız. Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle hoş geldiniz Kahramanmaraş'ımıza. Evet, girişte de söyledim. Türkiye gerçekten zor günler geçiriyor ve 1 Kasım seçimlerine gidiyoruz. Ankara'da hain bir saldırı yaşandı. Burada hedef aslında siviller oldu ama kimi hedeflemişti burada bu eylemi gerçekleştirilen terör örgütü? Şimdi terör eylemlerinin bütün dünyada, Londra'da da bu terör eylemi yaşandı, Madrid'de de yaşandı, Lizbon'da da yaşandı. Dünyanın her yerinde terör eylemlerinin birden çok hedefi vardır. Türkiye'de, Ankara'da geçtiğimiz günlerde yaşadığımız bu menfur saldırının da aslında hedeflediği birden çok sonuç var. Öncelikle bu saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Dün de Sayın Başbakanımızla birlikte hem kaybettiğimiz vatandaşları anmak, onların anılarını yad etmek için oradaydık, orada bulunduk. Şimdi öncelikle eğer seçim sürecinde böyle bir terör eylemi gerçekleşiyorsa, bu dünyanın neresinde olursa olsun böyle bir süreçte gerçekleşen terör eylemlerinin mutlaka siyasi sonuçları vardır. Ve terör eylemlerinin temel amacı da bir korku, kaygı, şiddet sarmalı oluşturmak ve toplumda oluşturulan korku ve kaygı üzerinden de belli sonuçlar elde etmektir. Mesela hayatı durdurmaktır temel hedeflerinden bir tanesi terör örgütlerinin ve eylemin yapıldığı ülkelerde de o ülkenin yönetilemez olduğu görünümünü vermek ve ülkenin içe kapanmasını sağlamaktır. Şimdi Türkiye'de maalesef 7 Haziran seçimleri öncesinde Diyarbakır patlamasıyla bir menfur saldırı yaşadık. Daha önce Reyhanlı'yı biliyorsunuz yaşadık. Evet. Gaziantep'te yine benzer bir bombalı saldırı yaşandı. Bütün bunları takip ettiğinizde bunların ortak amacı ülkenin kendi içine kapanması, kutuplaşmanın artması, hayatın durdurulması. Burada ilginç olan şey şu: bu terör eyleminden sonra bütün dünyada olduğu gibi bütün tarafların kenetlenmesi, birlik, beraberlik olması, teröre ve terör olaylarına karşı ortak bir tavır takınması gerekirken, hemen bu saldırıdan daha 9-10 dakika sonra Demirtaş'ın, bir siyasi partinin eş başkanının çıkıp devleti ve bir siyasi partiyi katil ilan etmesi ya da onunla birlikte belli sivil toplum kuruluşlarının hayatı durdurun çağrısı yapması aslında bu terör olayının hedefine ve sonuçlarına hizmet etmekten başka bir şey değil. 7 Haziran'ın temel sorusu HDP barajı aşacak mıydı? Seçim adeta bu soru üzerine kurgulandı ve HDP'nin barajı aşması için CHP başta olmak üzere birçok siyasi parti de kendi tabanından destek verdi ve bu desteği de açıkça söyledi, destek verdiğini HDP'nin barajı aşması için. HDP'nin barajı aşması gerektiğine inananlar haklı olarak insanların terör örgütüne değil de siyasete tutunmalarının daha doğru olacağı fikrinden yola çıktı bir kısmı. Ama o dönemde biz bir şey söyledik, dedik ki eğer HDP demokratik siyaseti içselleştirmez, şiddetle ve terörle ve terör örgütüyle arasına mesafe koymazsa
siyaseti terörize eder dedik. Seçimlerden hemen sonraki süreçte HDP'nin terör örgütüyle arasına mesafe bırakmaması, terör örgütünü kınamaması, öldürülen, katledilen sivillerin, terör örgütü tarafından öldürülen sivillerin ölümüne dair hiçbir açıklama yapmaması, tam tersine terör örgütünün eylemlerini birçok ilde talimatla devlete yıkma stratejisi şunu gösterdi ki maalesef HDP siyaseti terörize etti. 1 Kasım seçimlerinin temel sorusu ise şu: AK Parti tek başına iktidar olacak mı? Şimdi nasıl ki 7 Haziran seçimlerinden 2 gün önce Diyarbakır'da patlatılan bomba HDP'nin barajı aşmasına dönük bir motivasyon oluşturmayı amaçlıyorduysa, bu Ankara'da yapılan eylem de AK Parti'nin tek başına iktidar olmamasını sağlamayı siyasi hedef olarak kendisine edinmiş gözüküyor. Çünkü bu terör olayının etrafında kurgulanan propagandaya baktığınızda, algı operasyonlarına baktığınızda çok net bir şey gözüküyor. Orada kaybettiğimiz canlar üzerinden kendi siyasetini, kendi kampanyasını, kendi siyasi pozisyonunu tahkim etmek isteyen kesimler var. Efendim, dün bir güvenlik uzmanıyla sohbetimizde yeni bir kavram telaffuz etti. Terörün ihale edilmesi. Hı hı. Burada da aslında böyle bir pozisyon sanki karşımıza çıkıyor. Türkiye'nin yükselen bir yıldız olarak bölgede ön plana çıkması ama coğrafyada birden fazla terör örgütünün bulunması, DAEŞ olsun, PKK olsun veya benzer başka gruplar olsun, Türkiye'nin bu yükselişini önlemeye yönelik çalışmalar gibi duruyor. Şimdi 2012'de Arap Baharı ya da Arap Uyanışı diyebileceğimiz halkların demokrasi, özgürlük ve kendi kaynaklarını kullanma talepleri biliyorsunuz Suriye'de durduruldu ve Mısır üzerinden de geriye çevrildi. Şimdi küresel sistemin bölgede eğer Arap uyanışının başarılı olması sonucunda Türkiye'nin bölgedeki etkisinin nasıl derinleşeceğini gördüklerinde bunu Suriye'de durdurdular. Bakın, 350 bin kişiyi katleden, 6 milyon insanı mülteci durumuna düşüren bir diktatöre, eğer bugün diktatör denmiyor da %52 oyla seçilmiş demokrasinin olduğu bir ülkede cumhurbaşkanlığı yapan meşru cumhurbaşkanına eğer birileri diktatör diyorsa, dün bir Finli gazeteci cumhurbaşkanımıza bir soru sordu. Dedi ki siz diktatör müsünüz? O da çok sakin bir şekilde dedi ki diktatörün ülkesinde bu soruyu soramazdınız. O gazeteci Esed'e diktatör demiyor. 350 bin kişiyi katleden, demokratik yollarla iş başına gelmemiş, babasından devraldığı saltanatı insanları öldürerek tahkim eden bir katile diktatör demeyenler, katil demeyenler bugün Tayyip Erdoğan'a diktatör diyorlar, katil diyorlar. Buradan bile sadece fotoğrafı net olarak görebiliriz. Şimdi Suriye'de IŞİD, bakın Irak geçtiğimiz dönemde özellikle daha önce Maliki döneminde, Maliki açık bir şekilde o dönemki IŞİD'in ilk şeklini Esed'in kurduğunu ve finanse ettiğini itiraf etti. IŞİD, PYD, PKK bölgede Esed eksenli bir işbirliği yapıyor. Ve hem IŞİD üzerinden, yani DAEŞ üzerinden, hem PYD üzerinden, hem PKK üzerinden bölgede küresel sistem, uluslararası başkentler çok rahat bir şekilde operasyon yapabiliyorlar. Kimi zaman PYD'yi geri çekip meşrulaştırıyorlar, kimi zaman PKK'yı ileri sürüp illegal ilan ediyorlar, kimi zaman bakıyorsunuz PYD ile IŞİD çarpışıyormuş gibi bir algı oluşturuyorlar. Burada asıl mesele Suriye ve Irak üzerinden bölgenin yeni şeklinin ne olacağı, nasıl bir düzen kurulacağı ve bu kurulan düzenin sağlanmasında Türkiye'nin masada olup olmamasıyla ilgili. Ve Türkiye bağımsız dış politikasıyla o masada olmak istediğini söylüyor. Ve maalesef Cumhuriyet Halk Partisi de bize diyor ki açık bir şekilde, siz neden Suriye ile ilgileniyorsunuz, neden Irak'la ilgileniyorsunuz, neden Mısır'la ilgileniyorsunuz?
siz geçmişte olduğu gibi NATO'nun, Birleşmiş Milletler'in, küresel sistemin size çizdiği yol haritasıyla yolunuza devam etseniz ya diyorlar. Biz de diyoruz ki 910 kilometre sınırımız olan ve her türlü karmaşanın ve iç savaşın bizi etkilediği ülkelerle ilgili akrabalıklarımızın olduğu ve bu kadar yüksek ilişkimizin olduğu ülkelerle ilgili biz tarafsız ve bağımsız kalamayız diyoruz. Şimdi biz bölgede bir iddia sahibi olduğumuz sürece, biz bölgede etkimizi artırmak istediğimiz sürece, biz bağımsız bir dış politika takip ettiğimiz sürece Türkiye'nin üzerinde oyunlar oynanmaya devam edecek. Az önce burada, bakın şu anda Kahramanmaraş'ta arkamızda Ulu Cami var. Rıdvan Hoca'nın 1920'de kalesinde Fransız bayrağı dalgalanan bir yerde cuma namazı kılmak caiz değildir dediği Ulu Cami ve mihrap orada duruyor. Hemen sağımızda taş medrese var. Arkamızda Maraş Kalesi var ve arkamızda Maraş bize mezar olmadan düşmana günzar olmaz yazısı var. Bu millet bağımsızlığını, istiklalini hiçbir şekilde hiç kimseyle paylaşmaz ve diz çökmez. Bize diz çök ve teslim ol diyorlar. Biz de diyoruz ki bölgedeki iddialarımızdan vazgeçmeyiz. Biz iddialarımızdan vazgeçmediğimiz sürece bizi kimi zaman terör belasıyla, kimi zaman bir takım finansal operasyonlarla, kimi zaman uluslararası alanda bizi yalnızlaştırmaya çalışarak bu mücadeleye devam edecekler. Ama bu millet olanın bitenin farkında ve biz iddialarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Efendim, yine Ana Muhalefet Partisi'nin bir talebi vardı. Ankara'daki o saldırıda hayatını kaybedenlerin şehit sayılmasına yönelik. Böyle bir çalışmanız var mı? Şimdi bakın, bu konuda şimdi az önce söyledim. Terör olaylarının sonuçlarına ilişkin birçok operasyon yapılır. Kimisi bilinçli, kimisi bilinçsiz olarak. Şimdi bir süreden beri de, özellikle iki günden beri bu konuda çok ciddi bir dezenformasyon ve manipülasyon var. Şimdi biz 2012'de bir kanun tasarısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şehit yakınları, gaziler ve terör mağdurlarına tanınan hakların düzenlenmesiyle ilgili bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı. Bunun 14. maddesinde açık bir şekilde diyor ki, 14. madde son derece açık, terör eylemleri sebebiyle mağlul olan sivil vatandaşların, kendileri ile hayatını kaybedenlerin yakınlarına sosyal güvenlik kurumunca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde aylık bağlanmak suretiyle mağduriyetlerinin giderilmesi hedeflenmiştir. Yani bu 2012 yılında bir kanun tasarısıyla yasalaşmış olan bir düzenleme. Dolayısıyla terörden mağdur olan her kimse, bunun etnik kimliğine, inancına bakılmaz. Bizim 78 milyon insanımızın her biri eşit, özgür vatandaştır. Ve terör mağduru olan her vatandaşımızla ilgili 2012'de çıkardığımız bu kanun çerçevesinde yapılması gereken her neyse, bizim bu Ankara'daki terör eyleminde hayatını kaybeden 97 vatandaşımızla ilgili yapılacak olan da odur. Ama burada CHP'nin, özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Başbakan'ın son derece samimi ve çözüm amaçlı çağrısına cevap vermesi güzel bir şeydi. Gidip görüşmesi güzel bir şeydi. Ama görüşmeden sonra bu görüşmeyi kendi seçim kampanyasının malzemesi haline getirmesi hoş bir şey değildi. Zaten var olan 2012'de yapılmış bir kanuni düzenlemeyle ilgili CHP'nin buradan siyasi rant devşirmek adına bu tür girişimlerde bulunması ve bu tür açıklamalar yapması ya konuyu bilmediğini ve takip etmediğini gösteriyor ya da iyi niyetli olmadığını gösteriyor. Efendim, bu terör eylemleri bölge ve ülke ekonomisini de gerçekten zor duruma sokuyor. Tabii ki kaçınılmaz olarak. Verdiği zararlar, bunları inşa etmek için ne yapmak lazım? Çözüm nedir? Şimdi çözüm, öncelikle eğer
Türkiye gibi yatırımla, istihdamla, makroekonomik dengelerin güven ve istikrar üzerine kurulu olduğu ülkelerde olmazsa olmaz güven ve istikrar. Bir ülkenin gelişmesinin en temel dinamiklerinden bir tanesi siyasetin güçlü bir şekilde merkezde konsolide olmasıdır. Bakın 1960 ile 2002 arasında 42 yılda Türkiye 70'leri kaybetti, 80'leri ve 90'ları kaybetti. Niye biliyor musunuz? 42 yılda 36 tane hükümet değişti. Ortalama görev süreleri 1,5 yıl. Türkiye koalisyonlardan çok çekti. Bir siyasi partinin hedefi tabii ki tek başına iktidar olmak olacaktır. Biz hedefimizi tek başına iktidar olmak olarak koyunca bize diyorlar ki siz diktatör mü olmak istiyorsunuz? Sandıktan çıkan milletin iradesidir. Sandıkta gelen sandıkla gider. Sandıktan diktatör çıkmaz. O yüzden bu kara propagandadan vazgeçsinler. Güven ve istikrar Türkiye'yi geliştirir. Ama bakın, hayatı durdurma çağrısı yapanlar, Gezi'de 6 ay alışveriş etmeyin, ekonomiyi çökertelim diyenler, bu ülke için kaygısı ve derdi olmayanlardır. Milli ve yerli olmayanlardır. Eğer siz milli ve yerliyseniz, hangi düşünceden olursanız olun, bizim tabii ki siyasi düşüncelerimiz farklı olacak. Ama değerlerimizin ortak olması gerekir. Biz bayrak, devlet, millet, vatan konusunda ortak değerlerimiz olmalıdır. Millilik ve yerlilik, yerlilik böyle bir şeydir. Eğer milli ve yerliyseniz tabii ki istikrar diyeceksiniz, tabii ki güven diyeceksiniz, tabii ki huzur diyeceksiniz, tabii ki terör eylemlerinin hedefini gerçekleştirmek için hayatı durdurun çağrısı yapmayacaksınız. Türkiye'nin büyümek için güvene ihtiyacı var, istikrara ihtiyacı var. Yatırımcının güvene ve istikrara ihtiyacı var. Türkiye'nin AB ile uyum sürecinde istikrara ihtiyacı var, iyi bir muhatap olması için. Eğer Türkiye IMF'ye olan borcunu ödedi ve bugün IMF'nin Türkiye'den borç istediği bir konuma Türkiye geldiyse, bu güven ve istikrar sayesinde oldu. Şimdi bize diyorlar ki siz halkı güven ve istikrarla tehdit ediyorsunuz diyorlar. Biz de diyoruz ki ya bu ülkede güven ve istikrarın kime ne zararı olmuş? Buyurun, güven ve istikrarı siz sağlayın. Ama bunu siyaset yapsın. Ama Kemal Kılıçdaroğlu çıkıp şunu demesin: siyasetin çözüm olmayacağı günleri göreceğiz gibi insanları korkutmasın. İş adamlarına gözdağı vermesinler. HDP ve eş başkanları çıkıp hayatı durdurun çağrısı yapmasın. Çünkü bu ülke hepimizin ve bu ülkeyi ayakta tutacak tek bir irade vardır. O da siyasi iradedir. Siyasi irade, çünkü burada gördüğünüz vatandaşların sandığa iradesinin yansımasıdır. Eğer vatandaşın iradesi sandığa yansımazsa bunun adına demokrasi demeyiz. İşte o zaman diktatörlük gelir. Efendim, siz de saydınız, ben de tekrar edeceğim. Karşımızda Kahramanmaraş Kalesi, hemen yanımızda Ulu Cami, Taş Medresesi. Tarihle iç içe geçmiş bir kentteyiz. Çok önemli, çok tarihi bir meydandayız şu an. Yazdan kalma da bir gün var. Güzel bir İnşallah gün. Seçimlere kadar da iklim de böyle bu doğrultuda gider. Seçim atmosferi nasıl efendim kentinizde? Valla Kahramanmaraş bizi en iyi anlayan, bu saydığım milliliği, yerliliği en iyi anlayan, İstiklal ve istikbal mücadelesinin ne anlama geldiğini en iyi anlayan, diz çökmemenin, dik durmanın, diklenmeden dik durmanın ne anlama geldiğini çok iyi anlayan nadide şehirlerden bir tanesi. Kahramanmaraş'ımız bu anlamda bize 7 Haziran'da %62, 2011'de 12 Haziran'da %69 oy verdi. Ama şimdi görüyorum ki inşallah Kahramanmaraş 1 Kasım seçimlerinde yaklaşık %70 ile Türkiye birincisi olmayı kendisine hedef olarak koymuş. Geçen gün başbakanımız geldiğinde de bir söz verdi. Daha önce bir söz vermişti. Birinci olan şehirden aday olacağım diye. Şimdi Kahramanmaraş Konya'yı geçmeyi kendisine hedef olarak koymuş durumda. İnşallah Kahramanmaraş'ta güzel bir sonuç alacağız. Güzel bir aday listemiz var. Son derece güçlü adaylarımız var. Büyükşehir Belediye'miz son derece güzel çalışıyor. O yüzden
İlçe belediye başkanlarımız son derece uyum içerisinde çalışıyor. Bizim bu arada tek bir derdimiz var. Bu şehri marka bir şehir yapmak. Çünkü her birimiz bulunduğumuz şehirleri ayağa kaldırırsak aslında Türkiye'yi ayağa kaldırmış oluruz. Bizim işimiz, gücümüz, hizmet bulunduğumuz şehirleri, bulunduğumuz ilçeleri ayağa kaldırmak ve Türkiye'yi ayağa kaldırmak. Tam bağımsız, kendi kararlarını veren, bölgesinde iddiasını koruyan, üreten, gencini, yaşlısını, insanını koruyan bir Türkiye inşa etmek bizim derdimiz. Siz seçim vaatlerle vatandaşın karşısına çıkıyorsunuz. Onların sizden talepleri nedir? Neler şimdi, söylüyorlar? Şimdi bu seçim beyannamesinde güzel bir şey oldu. Şimdi biz genel olarak seçim beyannamelerimizde her zaman biraz daha makroekonomik dengeleri kendimize hedef olarak koyardık. Çünkü mikro dengeleri zaten, şimdi bakın biz 2002'de iktidara geldiğimizde asgari ücret 184 liraydı. Bunu 1022 liraya çıkardık. Yani bunları zaten kademel olarak yapıyoruz. 370 lira olan emekli maaşını 1000 liraya çıkardık vesaire. Ama bu defa 7 Haziran seçimlerinde bize emeklilerin, dar gelirlilerin verdiği mesajı biraz daha dikkate alarak bu defa seçim beyannamemizi biraz mikroekonomik dengeleri ve daha çok refahın tabana yayılacak bir yol haritası oluşturarak gerçekleştirdik. Mesela gençlerimize dönük hem yeni işe başlayan gençlerimizin bir yıl boyunca maaşının devlet tarafından ödenmesi, hem iş kurmak isteyen gencimize 50 bin liraya kadar karşılıksız hibe verilmesi, hem üniversite gençlerimizin yurt, burs imkanları, hem bütün gençlerimize ücretsiz internet imkanı, hem bütün gençlerimize dönük aynı şekilde biliyorsunuz ücretsiz sağlık hizmeti 18 yaşına kadar veriyoruz. Emeklilerimizle ilgili ev sahibi olmak isteyen emeklilerimize biz 240 taksitle 250 lira ödeyerek ev sahibi olmasını sağlayacak TOKİ ile birlikte bir sistem geliştiriyoruz. Yaklaşık 1200 lira yani adeta 13. maaş diyebileceğimiz bir maaş emeklilerimize veriyoruz. Burada önemli olan şey şu: bir, bunların gerçekleştirilebilirliği; iki, sürdürülebilirliği. Yani bir vaatte bulunduğunuz zaman bunu gerçekleştirebilmeniz gerekir ve sürdürebilmeniz gerekir. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi seçim beyannamesi açıklıyor. %14 oy alan ve iktidar olmak gibi bir hedefi olmayan bir siyasi partinin seçim beyannamesinin bir kıymeti yok. Ya da kendisine %29 seçim hedefi koyan bir siyasi partinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim beyannamesinin de bir kıymeti yok. Burada önemli olan 13 yıldan beri, mesela ben geçen gün oturdum, 2002'den beri bütün seçim beyannamelerimizi ve acil eylem planlarımızı inceledim. Biz bütün seçim beyannamelerimizde ve acil eylem planlarımızda ne söz vermişsek hepsini gerçekleştirmişiz. O yüzden şimdi vatandaşla konuştuğumuz zaman vatandaş diyor ki, siz bunu beyannamede yazdıysanız buna biz gerçekleştirilir gözüyle bakıyoruz diyor. Bizim derdimiz de zaten bunları gerçekleştirmek. İnşallah emeklilerimizle, gençlerimizle, aile ve çocuk ve kadınla ilgili önümüzdeki 2015-2019 sürecinde koyduğumuz önemli hedefler var. İnşallah bunları gerçekleştireceğiz. Biz ne istiyoruz? Aslında bizim istediğimiz şey çok basit. Biz istiyoruz ki insanımız evinde mutlu olsun, sokağında mutlu olsun, yaşadığı ilçede, mahallede, ilde mutlu olsun, ülkesinde mutlu olsun istiyoruz. Mutlu insanların yaşadığı bir ülke istiyoruz. Hayatı durdurun çağrılarının yapılmadığı, insanların sokağa dökülmediği, insanların nefretle, kinle, öfkeyle tahrik edilmediği, insanların farklılıklarının zenginlik olduğu, insanların birbirini kucakladığı bir ülke inşa etmeye çalışıyoruz. Bu anlamda tek bir eksiğimiz var. O da Türkiye darbe anayasası ayıbından kurtulmalıdır. İnşallah önümüzdeki 1 Kasım'dan sonra da yeniden Türkiye'ye sivil, özgürlükçü bir anayasa kazandırmak için de tekrardan inşallah çalışmalarımıza başlayacağız inşallah. Efendim, siz iddialı hazırlanıyorsunuz. Peki 7 Haziran'daki tablonun bir benzeri
gerçekleşirse koalisyon anlamında ne düşünüyorsunuz? Şimdi bunu hiç gündemimize almıyoruz açıkçası. Bunu hiçbir şekilde şu anda düşünmüyoruz. Şu anda bizim düşündüğümüz tek başına iktidara gelmek ve 13 yıldan beri devam ettirdiğimiz 2023 hedeflerimizi gerçekleştirmek. Türkiye'yi gelişmiş ülkeler sıralamasında, yani G20'de ilk 10'a sokmak, kişi başına düşen geliri 25 bin dolara çıkarmak, ihracatımızı 500 milyar dolara çıkarmak. Biz bu hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Ama iktidar olmak gibi bir hedefi olmayan, koalisyon umutları üzerinden siyasetini dizayn etmeye çalışan ve tek başına iktidar olma iddiası olan siyasi partileri de diktatörlükle suçlayan muhalefete buradan şunu söylüyorum. Biz 7 Haziran'dan sonra şunu gördük. Siyasi belirsizlik ve muhalefet partilerinin siyasi sorumluluklarını üstlenmemesi Türkiye'ye çok şey kaybettiriyor. Türkiye'nin güçlü bir iktidara ihtiyacı var. Bunun için biz kendimize hedef olarak tek başına iktidarı her zaman olduğu gibi koyuyoruz. Ama buna karşılık da birileri ne diyor? Garip bir şekilde diyorlar ki seçim kazanmak için terör olaylarının olmasına, çözüm sürecinin sonlanmasına, operasyonların başlamasına siz sebebiyet verdiniz. Şimdi bakın, AK Parti bugüne kadar 10'un üzerinde seçim kazandı. AK Parti bugüne kadar hangi seçimi şiddet ortamında kazandı? Hiçbir siyasi parti seçimlere şiddet ortamında gitmek istemez. Sükunet, güven, istikrar ve huzur ortamında gitmek ister. Şimdi şiddeti ve nefreti kendisine adeta siyaset edinmiş olanların bu kara propagandası da kamuoyunda karşılık bulmuyor. Ne Cumhurbaşkanımızı suçlayarak, ne AK Parti'yi suçlayarak bu menfur terör saldırısını, saldırıdan 9 dakika sonra AKP katildir kendi ifadeleriyle söylüyorum ifadesini kullanan bir yaklaşım, iyi niyetli bir yaklaşım olamaz. Ve bunların siyasetleri de çözüm siyaseti olamaz. Biz bu ülkenin daha iyi günlere, daha güzel günlere ulaşması için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü bu gördüğünüz insanlar bizim insanlarımız. Bu insanların derdi, tasası bizim derdimiz, tasamız. Ve bu insanların 2002'den önce neler yaşadıklarını biz biliyoruz. Çünkü biz de onlarla birlikte yaşadık. Biz onların içinden geldik. Hastane önlerinde sabah 5'ten itibaren hangi kuyruklara yaşadıklarını, ilaç bulamadıklarını. Bu şehirde 10 tane ambulans vardı. O 10 tane ambulans çağrıldığı zaman gitmez. Gittiği zaman da mazot parası istenirdi. Bu şehirde bırakın akıllı tahtayı, öğretmen öğrenciden tebeşir parası ister, ısınma için evden odun getirin derdi. Bu insanlar o günleri yaşadılar, o günlerin sıkıntılarını yaşadılar. Bugün sınıflarımızda akıllı tahtalar var, çocuklarımızın önünde tablet bilgisayarlar var. Hastanelerimizde istedikleri gibi, istedikleri hastaneden bu insanlar hizmetlerini alıyorlar ve inşallah daha güzel imkanlara kavuşacaklar. Ve biz de siyasetçi olarak bunları gerçekleştirdikçe mutlu oluyoruz. Zaten siyasetin de amacı bu değil midir? Siyasetin amacı çözüm üretmek, ülkeyi geleceğe taşımaktır. İnşallah muhalefet de bu minval üzerinde siyasetini yapar. O zaman bu millet, inanın, muhalefete de oy verir. Muhalefeti de iktidara taşıyacak bir irade ortaya koyar. Yani CHP'nin dönüp koalisyon ortağı olmak için mücadele etmek yerine, ya 60 yıldan beri bu millet beni neden iktidar yapmıyor sorusunu sorması gerekir CHP'nin. MHP'nin de şu soruyu sorması gerekir. Yahu bu Devlet Bahçeli neden parti içerisinde potansiyeli olan herkesi temizliyor? Yani Mehmet Şandır gibi bir değeri gönderiyorsunuz, Meral Akşener'i gönderiyorsunuz, Sinan Ogan'ı gönderiyorsunuz. Daha öncesinde Sadi Somuncuoğlu'ndan Ramiz Ongun'una kadar
partinin içerisinde kim varsa hepsini temizliyorsunuz. Peki Devlet Bahçeli neden iktidar olmak istemiyor? Tuğrul Türkeş'in söylediği güzel bir şey var. Diyor ki babam 3 milletvekiliyle MHP'yi iktidar ortağı yaptı. Devlet Bahçeli 80 milletvekiliyle MHP'yi neden iktidar ortağı yapmadı? Ve burada ben MHP'li kardeşlerime de şu soruyu soruyorum. Samimiyetle soruyorum. Ya Allah aşkına 1999 o dönemde Rahşan Ecevit'in ülkücülere ve MHP'lilere yaptığı hakareti ben biliyorum ve hatırlıyorum. Rahşan Ecevit'in bu kadar hakaretine rağmen Devlet Bahçeli o gün DSP ile yani CHP ile bir ortak hükümet kurdu da 13 yıldan beri bu millete hizmet eden AK Parti'ye, Recep Tayyip Erdoğan'a, Ahmet Davutoğlu'na ve bizlere niye bu kadar düşman ve bizlerle bir ortak hükümet kurma gereği duymuyor? Efendim teşekkür ederiz. Bu yoğun tempoda evet, bize de Muhammed'i okundu. Ben de çok teşekkür ediyorum sizlere. Evet bugün Kahramanmaraş'taydık. Konuğumuz AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal'dı. Kendisiyle hem sıcak gündemi hem de seçim çalışmalarını konuştuk. Söz yeniden merkezde. Mustafa Özel sana ve konuğun Sayın Ünal'a teşekkür ediyoruz. Haber hattına katkılarından ötürü. Ve Sayın